Bismillahirrahmanirrahim. Şeceratul Hayati hikaye kitabımızın ikinci kısmına geldik. Öncesinde biraz kelimelere bakalım. Hikayede geçecek olan kelimelere. İlk kelimemiz Ermeletun. Ne demek? Ermel dul demek. Ermele yani sonunda yuvarlak yani tay marbuta gelirse dul kadın olur. Acı uzun hem erkek için hem de bayan için kullanılır. Yaşlı veya ihtiyar demek. Lemme müzerinin başına gelirse olumsuz yapar. E, mazinin başına gelirse dığında veya olduğu için dığında olduğundan dolayı veya olduğu için diyebiliriz. Seyyide zaten bilinir keşke bunu yazmasaydım. Biliniyor zaten hanımefendi. Pardon. Hanımefendi. Eee seyid olursa ya da e, Seyyidun tenvinli şekilde okursak bey demek veya beyefendi demek. Mete öldü demek mazi formunda. Mete yemutu ölüyor, ölür demek. Atlaka atlakanın bir sürü manası var. Hatta ateş et, etmek manası bile var ama ala ile kullanıldığı için daha çok biz ne diyeceğiz? İsim veya ad koymak. Tamam, isim koymak. Bunları siz de not edin. Ede yu eddi. Pardon. Edde yeddî eda etmek Türkçede de kullanılır. Eda etmek veya yerine getirmek. Yerine getirmek. Eda etmek. Tamam. Heyye <laughs> u hazırlamak veya düzenlemek demek. Yazalım buraya. Hazırlamak. Fursa Fırsatun bir sürü manası var. Moladan tutun, teneffüs, tatil, fırsat, tatil. Bunların hepsini yazın. Tatil, fırsat, şans. Bir sürü manası var. Gazale yağziru eğirmek. İşte eğirmek ne demek? İplik haline getirmek. Veya örmek manası da var. Haydun Huyutun Bunun cem'e yani çoğulu Bu da zaten müfret İp demek ip, ipler. Devam edelim Eftele yuftilu Bu da sarmak ip haline getirmek ip haline getirmek Getirmek Örmek gibi manası da var Getirmek ee, Makaraya sarmak çevirmek gibi bir manası da var ee, Nesece yen sucu dokumak veya örmek ama biz dokumak diye alalım. Kensun ne demek? Süpürmek. Süpürmek. Ev falan süpürmek manası. Yqatet yqatetu ee, yaşamını sürdürmek bir şeyle bi ile kullanılır muhtemelen bi ile kullanılır bir harf içeriyle. yaşamını e, sürdürmek veya e, rızkını ondan çıkarmak. Rızkını ona bağlı olarak devam ettirmek. De ibun ne demek? Azimli, sebatkar, istikrarlı. Ve ma ile zalik de bir kalıptır. E, ve benzeri demek. Ve benzeri veya bunun gibi yani vesaire örnekleri çoğaltılabilir gibi bir manası vardır diyoruz. Şimdi metnimize dönebiliriz. Başlayalım. İki diyor. El ermeletul acuzu. Ne demiştik? Acuz hem bayanlar hem de erkekler için kullanılır. Siz şimdi diyeceksiniz ki acuz yaşlı demek ermele dul. Bu sıfattır. Acuz ermelenin sıfatıdır. Buraya tay marbuta gelmesi lazım diyeceksiniz. Doğru diyorsunuz. Çünkü dört cihetten de uyar, cinsiyetten de uyar mü mühendislik ve müzekkerlik bakımından. Burada niye uymuyor? Çünkü acuz özel bir kelime hem erkekler için hem de bayanlar için. Erkekler ve bayanlar için. Tamam mı? Bayanlar için. Her iki si içinde kullanılır. Her iki cinsiyet içinde kullanılır. O yüzden gelmemiş kelimeye bağlı olarak. Ve olduğundan olduğu için kânet beraber de olduğundan manasını verir. Hadi seyyide Bu hanımefendi olduğundan olduğu için olduğundan dolayı kad Kad ne demiştik? Şuraya yazayım yine. Kad mazinin başına gelirse kesinlik. Mazinin kesinlik veya mişmiş -miş manasını da verir. Kesinlik üzerinin başına gelirse müzari ihtimal yani kad kesinlikle olmuştur. Buraya yazayım. Kad kene kesinlikle olmuştur. Kesinlikle oldu ve olmuştur. Kesinlikle olmuştur. Ama müzarinin başına gelirse olma ihtimali var demektir. Kad yekunu yani olabilir ama olmayabilir. İhtimal. Kad yekunu olması ihtimaldir olabilir veya olmayabilir Devam edelim. Kad mete mete ölü demek. Yamutu ölür veya ölüyor. Mete ölmüştür. Ölmüş zevcuha e, kocası. Zevc koca demek erkek işte bayanın kocası. Zevcetun da e, karı demek, hanım demek, Zevcuhe buradaki he bayana dönüyor. Onun kocası. Kocası. Kocası ölmüş olduğundan. Şimdi şu şekilde yaparız. Ben Es-Seyyide'den sonra gelen bu cümleyi hal olarak alıyorum. İtirazı olan varsa yorumlara doğrusunu yazabilir. Çünkü burada bu kelimemiz nasıl gelmiş? Marife gelmiş. Eğer bana göre tabi. Eğer Nekra gelseydi, Seyyide Tun olsaydı ben burayı sıfat cümlesi olarak alacaktım. Ama burada hal gibi gözüküyor. Nasıl okuyacağız? Ee, kadın neymiş? Kocası ölmüş olduğundan, ölmüş olduğu için diye çevireceğim. Ölmüş halde, kocası ölmüş halde olduğu için. Bu kadının kocası ölmüş olduğu için, ölmüş olduğu halde olduğu için. Ve kadını bıraktı. Nasıl? Fakiraten öksüz, gariban, fakir durumda bıraktığı için ne? daha önce dediğimiz gibi ke burada nedir? Edattır ya da diyelim ki harfi cerdir. Harfi cerdir. Ke. M de işte isim mevsul gibi kulne dediğimiz burada e, ellezi manasını veriyor tamam mı? Kellezi gibi düşünün. Yani bizim e, en an yapan var ya eee Me benim yaptığım gibi yaptığım gibi keme ef'alu yaptığım gibi kulle keme kulla dediğimiz gibi daha önceden söylenmiş demek ki bu bilgi. Fakat fakatla fakatı birbirinden ayırt etmek lazım. Birisi tayin birisi delledir. Fakat yalnızca demek. Yalnızca, sadece. Fakat e, buradaki f atıf harfidir. V gibi. Ee, sonrakisindeki kat zaten az önce söyledik. Yine müzari'nin değil mazinin başına gelmiştir. O yüzden kesinlik anlamı var veya mismiş. İşte ne dedik baştaki cümlede? Ee, karısını fakir gariban halde bıraktığı ve kocası öldüğü için bu kadına ne olmuş? Fakat etlaka aleyhe ne demiştik atlaka için? Aleyhe ile kullanılırsa e, koymak isim koymak manasına gelir. Etlaka aleyhe buradaki he kadına dönüyor. Kadına koymuştur e, isim olarak ne koymuştur? Ravi e, yani anlatıcı hikaye anlatıcısı her dil Bu hikayeyi anlatan anlatıcı o kişi e, ona isim koymuştur. Ne ismi? Vasf El Ermeleti. Vasf Vasıf demek, tanım demek, isim demek, başlık demek. Artık nasıl anlarsanız ermele yani dul isminin, dul vasfını, dul tanımını koymuştur bu ravi. Neden? Çünkü bu kadın kocası olmadığı için, kocası öldüğü için ve onu gariban öksüz bir vaziyette bırakıp gittiği için biz bu kadına ne diyeceğiz? Ermele yani dul demiş olacağız. Dulluğu kocasının ölmesine bağlıdır. Yani cümlenin özü bu. Burada mesela dipnot vermiş. Bir. El ermele tu nedir? El mer'atu kadın, kadınmış. Elleti ismi mesul mete ölendir. Zevcuhe zevcuhe yani kocası ölen kadın demekmiş. Kocası ölen kadın. E, dul diyelim. Dul eşittir. Yani kadın dul diyelim. Kadın dul. Kocası ölen kadın ölen kadın diye birebir Türkçesini çevirmiş olur. kadın. Tamam mı? Devam edelim. Ve kane idi bu erkek için bayana gelmiyor demek yani yukarıdaki Ermela'ya dul kadına gelmiyor. Gelseydi ve kanet olurdu. Ve kanavla duha bu hayne kadın döner. Bu dul kadının çocuğu idi. Yusufu sagiru küçük Yusuf neydi? Yuaddi yuaddi eda etmek. Başta da fiilleri veya kelimelere açıklarken söyledim. Ve Araplar buraya bunu koymuş da araya bunu. Bunu yok gibi düşünün mesela. Ve kene eddi. eda ediyor. Bu da kene didi veriyor yardımcı fiil. eda ediyor yerine getiriyordu bu çocuk. Bu küçük Yusuf. Neyi getiriyordu? Amel el beyti. Amel işler demek amelin çoldur. Amelun. Amelun çoldur. Amel el beyti burada izafet var. Evin işlerini yapıyordu, yerine getiriyordu. Kullehe bir tane değil, kullehe hepsini, bütün ev yerine getiriyordu. Buradaki he amale döner. Hep söylediğimiz bir kural vardı. Neydi o? Gayra akil e, ee, çoğulların, gayra akil bir çoğul varsa, yani akılsız bir çoğul varsa amal gibi, e, onu biz müfred müennesmiş gibi kabul ediyoruz. Bu yüzden onun zamiri he olarak geldi. Hum olarak gelmedi. Tamam o kural gayra akil çoğulu biz müfred müennes olarak kabul ediyoruz. Kulleha dedik. Bütün ev işlerini yerine getiriyordu. Li <lî> yuheyye hazırlamak için, sunmak için el fursata. Fursanın bir sürü manası var. Bakalım burada hangi manayı vermiş. Li <lî> ummihi el ermeleti. Li <lî> ummihi el ermeleti A dul el miskineti. Gariban dul annesine e yardım etmek için, fırsat vermek için, şans vermek için veya ona biraz zaman tanımak için yardım etmek için bir sürü manaya gelir buradaki fursa. Ne yaparmış? Bunları yapmak için annesine yardım etmek için ne yaparmış? لِتَغْزِيلَ الْقُطْنَ Buradaki gazela yağzilu tağzilu olmuş, Mühendis gelmiş. Bu tağzile o zaman kime döner? Anneye döner. Dul anneye döner. Ermeleye döner. لِتَغْزِيلَ Annesi örsün diye buradaki niyelle olmuş. Çünkü buradaki li nevasıptandır. Nasveden bir edattır. لِتَغْزِيلَ Eğirmesi için el-kutne hamu eğirmesi için ve sufe yünü eğirmesi için. Fetece alehu. Buradaki li'nin, şuradaki li'nin hükmü devam ediyor. Şuraya gelmiş. Fete, atı fe, atıf harfidir. Buradaki hükmü fe buraya da taştı. Fetece ale. Tece normalde. Fetece alehu olmuş. O, onu yapmak için. Buradaki bu kime döner? En yakın kelime döner. Normalde en güzel nasıl? Fetece alehuma olsa daha iyi. Ama tekil geldiyse kendinden önceki en yakın yere gider. Şuraya gider. Yani yünü yapmak için huyutan iplikler halinde teftiluhe teftiluhe feteledir muhtemelen bunun mazisi. Teftilu ne yapmak? Sargıya sarmak veya ne derler ona? Makaraya sarmak. Bir makaraya sarmak. Onu çevirmek. Sarmak için. Şu huyut nekre olduğu için sonrasında gelen bu cümle de sıfat cümlesidir o zaman. Bu he Gayrı akil çoğul olan huyuta döner. Sarmaya elverişli ipleri yapmak ve e, pamuk ve yünü eğirmek, dokunmak veya onları iplik haline getirmek e, için o niyetle bu çocuk ne yapıyormuş? Fursa li heyye fursa yani li, li yuheyye el fursa bu ev işlerini ne yapıyormuş? İmkan vermek için. Fursan diğer bir anlamı da imkan vermek. Annesine bunları yapmaya, aşağıda sayılanları yapmaya imkan vermek niyetiyle bütün ev işlerini eddeyu eddi eda ediyordu, yerine getiriyordu. Uzun bir cümleymiş. Artık parça parça yaptık, en son manayı da verdik. Siz anlarsınız, kelime kelime yazın, kelimeleri bilmeniz önemli. Cümleyi anlamanız o kadar önemli değil. Cümleyi anlamak önemli elbette ama siz kelimenin hangi anlamlara geldiğini bilirseniz çok iyi Ben burada fursa dedim cümleye çevirirken imkan diye çevirdim. Siz sadece fırsat, imkan diyebilirsiniz. Eksikliktir bu. Ben size 5-6 manasını verdim. Fırsat manası, tatil manası, mola, teneffüs, şans, imkan bu manaların hepsini bilmelisiniz. Sonra sonra ten sucu dokurdu, dokur annesi. Minhe buradaki he işte huyuta dönüyor muhtemelen. E, bu ipliklerden dokumak e, dokurdu, dokuyor. Esbe dokur diye alacağız bunu, şunu. Esvaben, sevbun, esvabun elbiseler. Esvab, sevbun çoludur. Elbiseler bu iplerden, ipliklerden elbiseler dokurdu. Ve la tekadu. Kade, yekadu. Ne demek? E yazmak. E yazmak yani yapmaya aramak kala. Ve la tekadu olmak üzere olmadan o tam böyle sınıra yaklaşmadan Tentehimin e, yentehi bitmek demek aslında. Minle kullanırsa bir şeyi bitirmek, bir şeyden bitmek. Tamam mı? Tentehi anne neymiş? Dur Min nesci hadil Bu elbiseleri e, bitirmeye yakın bir şey oluyormuş. Hatta tezhebe bihe ile suhi li tebi'ahe Şimdi ben tek tek açıklıyorum. Sonra bir büyük mana verirsem, toplu olarak, bütünsel olarak bir mana verirsem olur. Yoksa artık parçayla idare edeceğiz. Fihe buradaki he suka döner. Şaşıracaksınız ama su kelimesi mühendis kabul ediliyor. Semai mühendis. Sukun müennesdir Tamam mı? Semai mühendis. Kıdırın gibi kıdırın o da semai mühendis. Şems gibi o da semai mühendis. Duyularak gelmiş. Yani orada bir hani elif memdude, elif maksure, tay marbuta alırsa biz ne diyorduk onlara? Bunlar mühendislik alametidir. O zaman bu mühendestir diyorduk. Bunların dışına kalanlar müennes kabul edilip ama alamet olmayanlar da semai duyularak bildiğimiz, öğrendiğimiz müennes isimlerdir diyoruz. Fihe <fiyat> çarşıda litebiye'a satmak için he neye dönüyor? Esbabe dönüyor. Bu da gayri akilçi olur. O yüzden müfret müennes kabul ediyoruz. He geliyor. Onları satmak için ile sok çarşıya tezhebe hatta tezhebe bihe bihe buradaki he yine elbiselere dönüyor onları alıp çarşıya gidermiş satmak niyetine satmak için satmak için çarşıya gidene kadar bitirmezmiş dokumayı, elbiseleri dokumayı bitirmezmiş. Ne zaman ki çarşıya gitmeye yakın oldu, o zaman bitiriyormuş bu dokuma işini diyoruz. Burada bir şey kaldı mı? Evet. Ve ta'eten iktada bu aslında tu'dur ama li buradaki li tabiien li'nin hükmü ve ile beraber bağlaç olan ve veya atı harfi olan be ve ile beraber taşındığı için bu da nasb oldu bu fiilimiz. Ve la ve pardon ve ne demekti iktada ee, geçimini sağlamak, yaşamını onunla sürdürmek, rızık yapmak kendine. Bisemenhi bu he elbiselere döner. Bu elbiselerden kazandığı o parayla ve taqta yani bu elbiselerden kazandığı paralarla yaşamını sürdürürdü. Kim geçelim. Hiye o bayan bununla yaşamını sürdürdü. İktada yaktatu ve ve çocuğu Yusuf'u sahir küçük Yusuf olan çocuğu evladı ve kendisi yaşamını bu elbiselerden kazandıkları parayla sürdürüyorlarmış yaşamlarını e, buna bununla sürdürüyorlarmış ve kendilerine rızık yapıyorlarmış. Ellezî şimdi Yusuf'un tanımını yaparak ellezi bu Yusuf öyle bir Yusuf ki e, ismi mevsul kene idi ya'melu çalışıyordu Dola yevmihi gününün boyunca günü boyunca veya gün boyunca en Türkçesi bu gün tul boyunca demek süresince gün boyunca buradaki hi Yusuf'a dönüyor gününün onun günü yani gün boyunca ne yaparmış çalışıyordu çalışırdı de i ben e, baştaki fiil ve kelimelerde söylemiştik fiil ve isimlerde de, de istikrarlı veya nasıl diyeceğiz sebatkar azimli en doğrusu sanki azimli 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 bir şekilde çalışırmış e, Yusuf ale kensil beyti evi süpürmek burada izafet var o yüzden bu mecbur olmuştu ne ne diyorduk muzaaffın e, irabı cümledeki konuma göre bakın burada mecbur olmuş muzaaff değişebilir ama ne diyoruz her zaman için muzaaffın ile her zaman mecburdur e, tekille kendini nasıl gösteriyor müfrette? E, sonuna kesir almasıyla müfretteki alametini gösteriyor. Evi süpürme işinde istikrarlı olarak azimli bir şekilde çalışıyordu. Bu ale şimdi hükmünü ve'lerle taşıyacak diğerlerine bakın. Tanzifi yani ve ale tanzifi temizlemeye temizlemek işinde de çalışıyor, temizliyor. Gurafihi azimli bir şekilde gurafihi buradaki hi bence beyte dönüyor. Yusuf'a değil. Şurada beyt var ya. Kensil beyti tanzifil gurafihi gurafil beyti. Tamam. Evin odalarını gurfetunu biliyorsunuz. Gurfetun onun neyidir? Müfredidir. Tekildir. Onun çoluğu nedir? Gurafun. Gurafun. Oda ve odalar. Evin odalarını süpürmek işinde de çalışır. Onu da yapıyor. Ve gasli ardihi ve evin süpürmesiyle de ilgileniyor. O işi de yapıyor. Ve tabıkıt da ami ve yemek pişirmeyi de o yapıyor. Yusuf yapıyor. Maşallah bu yaşta küçük bir çocuk bu işleri yapabiliyormuş. Ve tehyiyetihi. Tehyiye. Heyye heyyü tehyiyetun. Tehyiyetun. E, Hazırlamak demek. Yemeği sunmak manasına da alabiliriz. Yemeği pişirmek ve onu servis etmek veya sunmak işine de uğraşıyormuş. Ve taahhudi bakım demek taahhud ve ta ve ale taahhudi ale varmış gibi alacağız. Ve ale hadi hadikati hadayık onun çoludur. Hadika bahçe demek bahçenin bakımıyla da ilgileniyormuş Yusuf. Evin her işiyle de ilgileniyormuş. Fe ize dığında intehe burada vasıl var. Bu iki kelimeyi bir okuduğumuzda o elifi okumayacağız. Yapalım. Fe izen tehe min minle kullanılırsa bir şeyi bitirmek. Ve izen min edai, vacibi, bu vazifelerini bitirdiğinde insarafe hemen yönelirdi koyulurdu ile i'dadil maide maide nedir? Sofra demek eyde kurmak, hazırlamak, sermek. Sof bu işi bitirdiğinden sonra bitirdiğinde hemen gider sofrayı kurardı. Sofrayı kurmaya yönelirdi ve ile bu insarafanın hükmü devam ediyor. İnsarafa ile 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 kullanıldığı zaman yönelmek. İnsarafa ile ıslahi temizlemek, düzenlemek, tertiplemek. Ziyabihi e, Esvab. dedik ya etvabın yukarıda vardı. E, bu sevubun çoğuluydu. Esvab. Ziyab da onun çoğulu. Ziyabihi kendi. Bu hi çocuğa döner. Yusuf'a döner. Yusuf kendi elbiselerini tertiplemeye yönelirdi. Ve hidâ ihi ve ayakkabısını e, ayakkabı demek ki bir tane varmış. E, elbise çokmuş. Hize ayakkabısını ve elbiselerin elbiselerini tertiplemeye yönelirmiş. Hize'nin e, un onun çoğulunu da yazalım. Hize'un un çoğulu Ahziyetun Ahziye 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 Tun Ayakkabı demek. Ayakkabı. Evet ve siyah bir ummihi burada da izafet var annesinin peki bu e, dedi ki muzafun ile her zaman olmasa da genellikle e, marife olur bilinir değil mi burada nasıl marife olmuş pardon şunu kapatayım burada nasıl marife olmuş Hile. Yusuf'un annesi annesinin elbiseleri Yusuf'un buradaki Yusuf'a dönen muttası zamirden dolayı um marifetir el taksi almasına gerek yok. Ummihi el taksı alırsa yanlış olur. El ummihi olursa el ummuhu veya yanlış olur. İki marife yan yana gelmemesi lazım. Tamam. Ee, ve siyabi ummihi annesinin elbiselerini ve hidaiha ve annesinin ayakkabısını tertiplermiş. Bu işlerini bitirdikten sonra ne yaparmış? İnsara fe ila idadil sofrayı kurmaya e, kendi elbiselerini ve ayakkabısını ve annesinin elbiseleri ve ayakkabısını tertiplemeye, düzenlemeye ıslah etmeye artık nasıl anlaşılırsa temizlemeye yönelirmiş. Ve ile bu bir kalıptır dedik ve benzeri demek ve bu gibi işler min amelil işler, işlerindendir. Min amelil beyti ev işlerindendir ve bu gibi şeyler onun ev işlerindendir. El kesiratı birçok ev işlerindendir. Elleti bu elleti bakın müfret müennes formda gelmiş o sigara gelmiş. Niye? Çünkü burada gayri akil bir çoğul var. Amelun iş demek اعمالün, onun çoludur. O yüzden gayri akil kabul ettiğimiz için bu müfret mühennestir varsayıyoruz. elleti teşgalu vaktini alır demek. Elleti vaktini alan. Vaktahu e, vakit, zaten vakit kelimesini vermiş. Vermese de biz vaktini anlama, almayı anlayacağız. E, teşgalu onu meşgul etmek. Onun vaktini almak demek. İkisi beraber de kullanılabilir. Bu vakit kelimesi olmasa bile vakit manası bu fiilin kendisinde vardır bütün bütün vaktinin bütün vaktini alan bu birçok iştendir yani ve benzeri işler ve bunun gibi ve benzeri işler buna benzeyen diğer işler vesaire işler onun vaktini alan tüm gününü alan bütün vaktini alan ev işlerindendir birçok ev işleri arasındadır diyoruz ve bitirmiş oluyoruz selametle